Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, hepiniz programımıza hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra, lig başlamadan bir hafta önce programımızı yapmaya karar verdik. Yayın yapmadığımız süre zarfında 4 tane hazırlık maçı yaptık. İlkinde İstanbulspor'u 4-0 yendik. Sonra Karagümrük ile 2-2 berabere kaldık. Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldık. Ve en son dün Antalyaspor'u 4-0 gibi farklı bir skorla yendik ve bugün de hala o maçın yankıları devam ediyor. Bunun dışında 10 tane transfer yaptık. Sağ olsun tüm bu transferleri Ersin'in kanalından güzel güzel ayrıntılarıyla takip ettik, öğrendik ayrıntılarını. Ben hepsini seyrettim açıkçası. İstiyorsanız konuya oradan başlayalım. 10 tane transfer yaptık bugüne kadar. Size şöyle bir soru sormak istiyorum öncelikle. Birincisi, transferlerden memnun musunuz? İkincisi, bu 10 transfer içinden en iyi 5 tanesi hangisi diye size sorsam ne cevap verirsiniz? Abi 3'ü sayalım bari ya, 5 çok. Önce genel olarak memnun musun? Abi kadroyu Vedat ayrılırsa eğer ki ayrılacak gibi duruyor. Yerine gelecek forvetle beraber tam kadroyu görünce ben memnun olup memnun olmadığımı söylerim. Çünkü en kritik iki yer duruyor. Stoperin, Lemos'un alternatifi veya yanında oynayacak adam kim? O duruyor ve Vedat ayrılırsa forvete kim gelecek, o havada duruyor. O ikisi olmadan beğendim beğenmedim demek havada kalır. Onu bir, o soruyu ben o topu yumuşatayım, pası geri atayım sana. İyi transferlerden de zaten genç oyuncular da var bu onlu arasında ama yani benim için Fenerbahçe'nin sol beki hem alternatifli olması çok hoşuma giden bir davranış. O yüzden ilk 5'e Cem Caner Emre'yi yazacağım. İkisi oraya gidecek. Üçüncü İlk 5'e yazacağım Sosa olacak. Çünkü Fenerbahçe'nin orta sahasında zeka katacak hamle olduğunu düşünüyorum Sosa'nın. Ki benim ne kadar beğendiğimi bilirsin abi. Daha önce grupta evet. Da konuşuyorduk. Ben büyük Sosa'cıydım. Ya gizli saklı yapıyordum bir de. Biz bak bu boşa çıkıyor, alsak mı şey yapsak mı? Yönetim duydu bizim sesimizi. Onunla beraber Mert Hakan Yandaş sükse transferdir. Hem Galatasaray'ın elinden alınması hem bu süreçte bence yazında tatil yapmadan çalışması katkı sağlayacaktır. 5'e tabii ki dünün maçın yıldızını yazacağım. Mame Thiam. Thiam konusunda şu cümleyle gireyim, şu cümleyle bitireyim. Videoyu yaptım, altına şey yorumları gelmiş. İşte Fenerbahçe'nin golcüsü Kasımpaşa'dan olmaz. Bu golcü Fenerbahçe'de tutmaz. Ya geçen sene Rize'nin golcüsünü aldın. Şu an Lazio'nun golcüsü oluyor. Şampiyonlar Ligi golcüsü oluyor yakın zamanda. Eğer belki de bu video yayınlandığında çoktan imzayı atmış olacak. Fenerbahçe'nin golcüsü tanımı bize çok zarar verdi geçtiğimiz yıllarda. İyi topçu, kötü topçu vardır. Fenerbahçe'nin golcüsü tanımı çok farklı bir tabir. O sınırlar bambaşka bir yerde. O yüzden bakın Thiam çıktı, takır takır topunu oynadı, hat-trick'ini yaptı. Penaltıda da ben yine ona yazarım aslında o golü. Yani nazar değmesin, ligde tutunabilen oyuncu Fenerbahçe'ye daha kolay adapte oluyor. Avrupa'dan getirip sıfırdan bir şey sunmaktansa, macera, sıfırdan bir challenge sunmaktansa, bakın Thiam geldi. Hem Caner besledi hem ortadan beslendi. Takır takır da topunu oynadı. Nazar değmesin. İnşallah böyle devam eder. O yüzden Thiam'ı da sona bıraktım. Thiam dün merkez santrafor olarak oynamadı. Evet evet. Merkeze geçti ama yer yer. Yer yer geçti ama başladığı pozisyon ve maçın çoğunda oynadığı pozisyon genelde kanat tarafına daha yakındı. Buna rağmen 3 gol atabilmesi ve bir de penaltıya sebebiyet verebilmesi çok olağanüstü bir başarı. Umarım bunu devam ettirebilir bu çizgiyi. Fenerbahçe'de en son bir oyuncu ne zaman hat-trick yaptı? Ortaya sorayım. Hepimiz hatırlamıyorsak sıkıntı buradadır. Hasan Vezir 4-3'lük Galatasaray maçını hatırlıyorum. Alex var abi. Yani bunu hatırlamıyorsak sıkıntı buradan başlıyordur ve bir şeylerin düzeldiğine de aslında bu ispatlardan biridir. Ya genel olarak benim verimli gördüğüm bir transfer dönemi. Tabii Ersin'in çekincelerini ben de hala birinci forvet ve daha doğrusu forvetteki repertuar zenginliği henüz tam doymadı. Birinci forvetin ötesinde Vedat kalsa bile oraya işte Zahavi deniyor vesaire. Hani Thiam, Vedat, Zahavi gibi bir üçlü belki tam idealidir. Öyle söyleyeyim. Artı stoperde hala ben bir tane daha as stoperin ki onu Twitter'da da yazdım. Yani Kayer, Şkertel, Yobo, Lugano klası, Alves klası bir birinci stoperin alınması gerektiğini düşünüyorum. Ama dışındaki isimler bence doğru isimlerdi. Şöyle, hem nicelik olarak doğru. Bu sene 40 küsur maç var. 5 oyuncu değişikliği var her maçta. Ve geçen sene yaşanan o belli pozisyonlardaki rotasyon sıkıntısının yaşanmaması için doğru noktalara doğru hamleler yapıldı. O yüzden stratejik anlamda da nicelik anlamında da transferleri doğru buluyorum. Ama tabii ki yine o stoper ve birinci forvet çekincesini Ersin'in paylaşarak 5 saymam gerekirse tabii ki yani Sosa'yı zaten bir kenara ayırıyorum. Sosa kalan bütün isimlerden çok daha kaliteli bir oyuncu. Yani Milan 10 numarası olmuş bir oyuncudan bahsediyoruz.
Ki Beşiktaş'ı da ilk senesinde şampiyon yapmıştı yanlış hatırlamıyorsam şeyle Gomez'le beraber. Çok sonucu etki eden game changer bir oyuncudan bahsediyoruz. O çok önemli transfer. Tiam geçen sene zaten Kasımpaşa'da çok beğendiğimiz oyuncuydu. Kasımpaşa analizlerinde hep söyledik Tiam'a dikkat, Tiam'a dikkat geldi yazdı golünü. Bitirici oyuncu olması, açık alanda çok iyi hızlanması bunlar önemli. Mert Hakan Yandaş bence en iyi alınabilecek 2-8 numaradan biriydi. İkincisi İrfan Can. İrfan Can'ı alamadık. Mert Hakan Yandaş'ı aldık. Yine bence çok önemli. Fenerbahçe'nin gelecek yılları için de fark yaratabilecek nitelikte. O Selçuk İnan'da yaptığımız hatayı bu sefer yapmadık ya da şanssızlığı yaşamadık diyelim. Eğer tutarsa Fenerbahçe orta sahasının uzun yıllar bayraktarı olur diyebileceğimiz bir oyuncu. Kaç ette? 3 mü ette? Saydıkları. 4 etti galiba. Hadi Novak, Novak'la 5 olsun tamam. Novak da önemli. David abi, okay. Bülent abiye geçmeden o soruyu sordum. Bir şeyi de vereyim. Vedat bu sezon 2 defa 2 tane attı. Biri Gençler Birliği, biri Kasımpaşa olması lazım. Son hat-trick'i de 2017'de Soldado yapmıştı Sivas'a. Yanlış hatırlamıyorsam. Bence 4-1 evet. Yendiğimiz iç saha maçı vardı 2017'nin sonlarına doğru. Benim için birinci iyi nokta gene memnuniyetimi ifade edeceğim. Çok iyi, uzun yıllar sonra ilk defa bu transfer işini erken yaptık. Vallahi yani değmesin. Evet, lig başladıktan sonra haftalarca oynadıktan sonra adam gelmedi yani. Normalde bu adamların yarısı Ekim'de falan gelirdi bize biliyorsun. abi Avrupa'dan elenmedik ya, Avrupa'dan elenince geliyordu. Evet doğru. Ondan sonra bir de şöyle bir şey var ama ben de aynı şeye katılıyorum. Birinci stoperimiz yok. Vedat'ın gittiğini varsayarsak oraya bir santrafor gerekecek ve ben bu Zahavi denilen arkadaşı istemiyorum. Onu baştan söyleyeyim. Gelecek sorusu abi. Hemen şey yapma. Konuyu harcama. Ya kadroyu memnun. Ya karışmayın kardeşim. İstediğim var söylerim ya. Allah Allah ya. Ben şimdi söyleyeceğim. Peki abi. İstemiyorum. Ben her zaman söylediğim gibi ben santrafor dediğim Kuzeyli olur. Ondan sonra oraya ben sarışın bir İskandinav istiyorum. Yoksa İtalyan istiyorum. Kesinlikle Çin'den binden adam almam ben abi. O yüzden transferlerin son durumunu tahallül etmem için Fenerbahçe'nin santraforunu ve bir başını bir de arkasını, bir önünü bir de arkasını görmem lazım takımın. İlk 5 çok farklı değil benim de ya. Yani Novak kesin, Sosa kesin. Ya keşke Fenerbahçe Trabzonspor'dan önce akıl etseydi getirmeyi. Beşiktaş'a geldiyse ne almak vardı? Evet mesela. İşte bunları yapamadık. Ama işte o zaman tabii Alper Potuk falan gibi büyük yıldızlar var orta sahada, yer kalmamıştı Soza'ya. Ondan sonra yani şeyi görmem lazım, son tarihinde takım kadrosu nasıl teşekkür edecek bunu görmeden yemem ama şimdilik iyi gidiyor. Dediğim gibi en önemlisi vakit yaptık transferleri. İlk 5'le de Sosa tamam, Mert Hakan kesinlikle, Novak, Tiam, bir de yani prensipsel olarak böyle bir laf kelime Türkçe'de yok tabii ama ilkesel olarak karşı olmakla beraber Caner Erkin. Abi Alper bu arada boşta nereyle anlaşacak Bülent abi? Barcelona. Messi gidiyor ya. Messi'nin yerine düşünüyor. Ben şimdi onu düşünüyorum. Ağzına aldı. Messi'nin yerine ama orada Guardiola da şey düşünüyormuş yani. Messi'yle beraber oynatmak için City'ye de alabiliriz diyorlar. Hasan abi, Ali'yle beraber alsalar daha ikili olur. Yok abi büyük plan. Köybaşı da boşta ya şimdi. O da boşa çıktı. Arkalı önlü sola uf. Uf o kanada bak. Messi'nin bonservis bedelini duydunuz mu? Duydum ama 700 milyon yani, euro. Tahayyül edemedim yani. Türk parasını çeviremedim. Yani hesap makinesine çarptım gene anlamadım ya. O kadar çok sıfırı haneye ayıramadım yani. Bizim telefonun ekranı yetmiyor abi onu görmeye. Evet. Şöyle bir problem olduğunu düşünüyorum. Eğer Zavi istememene rağmen ya da herhangi başka bir golcü. Bir de bu Tisserand gelirse şu anda 36 kişi falan çıkacak kadro. İyi. Yani, abi onun bir şeyi olur ya. Mesela Zayt nerede şu an abi? Nerede? Bilmiyorum. Yani, milli takımda muhtemelen şu anda kulüp arıyor yani. Mesela Allah yarı herhalde kiralık vereceklerdir diye düşünüyorum. Rezervlikte mi oynayacak bilmiyorum ama. Şey gitti abi, bugün. Barış gitti bugün. Yani yol açık olsun. Genç çocuk 18 yaşında. İnşallah orada parlar. Şey yapar. İsmail Hoca tutuyor deniyor mesela. Bu Türk Fenerbahçe basını sürekli İsmail Hoca'nın övdüğünden bahsediyor. İsmail Hoca'sıyla da konuşmuştuk. Biz çok övmüştü. Demek ki altı boş değilmiş o cümlelerin. Ya o da mesela inşallah ben Bale mesela şey olacak. Bale ligi olacak, rezerv lig olacak da yayınlanacak mı bu lig? Yayıncısı kim buranın? Abi bari ona halka açık yapın ya. İsmail çok forma şansı bulamadı bugüne kadar galiba maçlarda değil mi? Ya bulamadı evet. Ya işte diyorum ya Bale
rezerv ligini halka açık yapın. Ya biz parayla alıyoruz, izliyoruz. Herkes görsün. Bari oradan Fenerbahçe'ye çocuklar ulaşılabilir olsun. Niyetim o. Ya ben 4 maçı da yarım yamalak da olsa seyrettim. Bazılarını tam seyrettim. Ben İsmail'i gördüğümü çok hatırlamıyorum maçlarda. Belki İstanbul maçında. Ozkan'ı gördük. İsmail yoktu. Ömer Faruk'u gördünüz mü? Onu da görmedim. Ömer Faruk işi. Keş zaten. O ayrı bir problem. Onu da ne oldu? Sözleşme imzalanan. Ferdi ile de bir sene kaldı. Ferdi. Ondan sonraki sene Ferdi de bitiyor. Ferdi daha 2 sene var. 2 senede hallolur işler. Yani Ömer bir Faruk'tan sene... bir sene sonra da o bitiyor. Bunları uzatın. Evet. Ömer Faruk en son milli takım kampına gitti. Onun öncesindeki maçlarda bildiğim kadarıyla oynamadı. Yanlışımız varsa yorumda düzeltsin arkadaşlar. Maçlarla ilgili genel bir yorum alayım, sonra sorulara geçeyim. Çünkü çok çok soru var. Zaten soruda bütün konuşacağımız şeyler geçiyor. Evet, maçlardan sonraki Fenerbahçe'nin genel görüntüsü hakkında kısa görüşlerinizi alayım. Sonra da sorulara geçelim. Evet Ersin, yine aynı turu yapalım seninle. Yani Allah'ıma bin şükür bu cümleyi kuracağım. Fenerbahçe'nin sol tarafı iyi gözüktü. Yani bakıyorum sene içinde birçok alternatif yapabilir. Caner Tiam yapabilir. Novak Caner yapabilir. Novak Tiam yapabilir. Yine Tiam'ı merkeze atıp Ferdi'yi koyabilir. Arkada Novak, önde Caner, merkez forvette Tiam oynayabilir. Yani sol taraftan sıkıntı yaşamayacağız gibi. Allah'ıma bin şükür. Geriyi de geri yollayabilirsek, işte Olympiakos'a kiralanma durumu var takımına geri yollanıp. Orayı sorunsuz halledeceğiz gibi, ama ya lütfen sağ kanada da transfer yapacağız gibi duruyor. Lütfen Tiamvari bir adam alalım. Yani skora katkı veren sağ kanat istiyorum ben mümkünse. Sol kanat geçen seneden bu seneye dağlar kadar fark var. Caner'in dünkü oyunu belki de bir senede toplam göremediğimiz kanat bek hareketlerini adam bir maçta yaptı. Ya burada tabii bizim takım da biraz evriliyor. Erol Bulut futbolda biraz evriliyor. Bu ara çok karıştırıyorum. Hepsi kullanırız biz. Evet. Erol Toksoy futbolu hep aynı. Hep yok. Onda sorun yok da Erol Bulut futbolu değişiyor. Şimdi Antalya Spor biliyorsunuz az yiyen bir takımdı. Ligin en az yiyen 3. takımıydı yanlış bilmiyorsam. Ve en çok şut çeken 2. takımdı bizim Fenerbahçe'den sonra. Biraz tabii o şeyi kurtarmaya çalışıyor. Ama orada güçlü bir 4-2-3-1'i vardı. Tabii Marafon'a daha kaliteli kaleci. Yani Altay'a göre daha tecrübeli, öyle söyleyeyim. Vesaire. Hani orta sahası daha gömülü oynuyordu. Daha az pozisyon veriyordu. Şimdi Fenerbahçe başka bir stilde. Fenerbahçe de 4 maç içinde yanlış bilmiyorsam 3-5-2 bir denedi. 4-3-3 denedi. Bizim her zaman geçen seneden beri oynadığımız 4-2-3-1'i denedi. Farklı oyuncularla. Herkesin hani nasıl takıma oturacağını, ki ben burada bir konuda takdir ediyorum. Herkese şans verdi. Yani Zankalar, Freyler, onlar bunlar elinden hakikaten hani iyi niyetli olarak bütün oyunculara şunu hissettirdi. Ya bizim bir ana çekirdek kadromuz var, işte bu Novakların, Canerlerin oynadığı. Ben 4 maç bunlara yatırım yapacağım demedi. Herkes oynattı. Farklı formasyonlarda süre verdi. Yani mesela Frey'e Allah'ın kıyağıdır yani şu son maç. 4-0 biten maçta yine gol atamadı. Ayrı konu. Ama beğenen arkadaşlar var. 90 dakika tuttu Frey değil mi? Yanlış bilmiyorum. Son maçta son 90 dakika verdi. Çıkarmadı diye hatırlıyorum. İşte ha. Yani al bak, bunu başka ya, bunu ya, Ersun Yanal yapmazdı. Koku da yapmazdı bunu. Frey'in babası da yapmazdı bunu. Frey'in babası da yapmazdı yani. Bülent hiç yapmazdı. Frey'in babası evlatlıkla reddetmiş olabilir. Ben ondan bile şüpheleniyorum yani. Babası yapmaz derken. Şimdi burada dikkatimi çeken şey şu. Mert Hakan Yandaş bir organizatör. Bir de daha büyük organizatör Soza var. Soza hiç oynamadı biliyorsunuz Covid'den dolayı. İkisinin bir arada olduğu bir çözüm nasıl olacak? Mert Hakan Yandaş'la ikisi ters üçgen, 2-8 önde, arkalarında Gustavo mu oynayacaklar? Yoksa Mert Hakan Yandaş daha geride mi olacak? Soza'yı daha forvet arkası gibi öne mi atacak? Şimdi bunları göreceğiz. Yani hala tam aslında şey, çekirdek oluşmadı Soza'nın eksikliği yüzünden. Çünkü Soza'yı ben hamle için kullanacağını zannetmiyorum. Bence Soza'yla başlar. İlk 11'de başlar. Geçen sezon başı Emre'yle başlamıştı ya Ersun Yanal, o 5 atmıştı galiba. O tarz bir rolde, yani oyunu demleyen, çapraz yön değiştirebilen bir yönde Soza'yla başlar diye düşünüyorum. O da oturduğu zaman demin konuştuğumuz forvet transferleriyle her ne kadar Bülent karşı çıksa da Zahavi'ye, ben Zahavi türü ayaklarına hakim, özellikle çerçeveyi çok rahat bulan dar açılarda bir forvet alınması gerektiğine inanıyorum. Yani second striker dediğimiz daha böyle body, kaçabilen, vurabilen, ayağını uzatabilen bir oyuncu almamız gerektiğine inanıyorum. Zahavi'dir, daha gencidir.
O tartışılır her şekilde. O ikisi de tam oturduğu zaman Fenerbahçe'nin gerçek şeklini görüyor oluruz diyorum. Ben Erol'a bir konuda katılıyorum. Özellikle bu bütün futbolculara şans verme konusunda Erol Hoca gerçekten çok büyük iş yaptı. Artı bir de maç içinde çok olumlu varyasyonlar deniyor. Birini sağa alıyor, birini sola çekiyor. Mesela Tiam'ı önce kanatta başlattı, sonra ortaya çekti. Caner'in yerini değiştirdi ve bunları deniyor maç içinde. Herhalde ligde de bunu uygulayacak. Yani yeniliğe açık bir hoca. Ben bu bakış açısını sevdim. Bir şey söyleyeceğim. Bu hazırlık maçlarından ben şey sevmiyorum abi. Tabii ki bir işaret verir, tabii ki bir fikir verir ama yani buradan hareketle ne derler ona, göklere çıkarmak ya da yerin dibine sokmak bana hep ters gelir. Tabii ki yani çok facia sinyali alırsan, gelen geçen sana 5 atarsa isyan edersin yani kardeşim bak falan dersin. Ama ben bunun aksini çok gördüm. Mesela meşhur bizim Kan Revan sezonu vardır. Kan'dan dışarıda 4, içeride 5 yemiştik. Bir de arada Van'a yenilmiştik falan. Ondan sonra o sezon başlarken TSD kupasında Galatasaray'ı Beşiktaş'ı perişan etmiştik biz. Lige de çok iyi girmiştik falan. Millet dedi ki o Fener uçuyor gidiyor dedi. Ondan sonra gördük. Yani bu şeylere çok ben takılmıyorum. Benim gördüğüm Erol Bulut tek bir planın adamı olmak istemiyor. Yani tek bir plana takılı kalmak istemiyor. Bu iyi bir şey. Üçlü, dörtlü arkada farklı varyasyonlar deneyecek belli ki. Bu benim sevdiğim bir şey. Yani esnek takım özellikle Türkiye gibi liglerde çok önemli. Ama bu bir serbedin gibi işte. Şu adamı şurada denedi hazırlık maçında, bu adamı buraya koydu falan. Ben bunlardan bir kahramanlık hikayesi çıkarmam. Yani tabii deneyecek abi. Yani anlatabiliyor muyum? Adamın işi bu yani. Kimin nerede oynayacağını ki. Üstelik transferlerin daha pek çoğu takıma giremedi. Oynayamadı bunlar. Şu hazırlık maçlarını gördüğümüz adamların çoğu Fenerbahçe'de ilk 11'i göremeyecek zaten. Veya işte arasında girip rotasyon olacak yani. Abi benim demek istediğim farklı. Bazı hocalar takıntılıdır biliyorsun. Kendine göre bir sistem kurarlar ve adamları yerleştirirler. Hep aynısının üzerine giderler. Erol Hoca böyle bir hoca değil. Ben de onu beğendim. Ondan bahsedeyim. Onda fikiriz. Tamam. O değil. Onda tamam. Eyvallah. Ben de öyle hoca severim. İşte Guardiola gibi yani İngilizce bir tabir var ya, overthinking diye. Yani düşünmenin suyunu çıkarıp ondan sonra sahanın her bir mikro şeyine, santimetre karesine falan böyle abuk sabuk taktikler yükleyerek takımı işlevsiz hale getirmek, oynayamaz hale getirmek falan beni sevmediğim şeyler. Biraz daha pragmatik bakılması gerektiğini düşünüyorum. Tamamen olmasa bile. Ama dediğim gibi yani sezon başlayacak. Yeni alınanların tamamı kadroya monte olacak. Bir göreceğiz. Ondan sonra not verebiliriz. Benim şu an mesela şey istiyorum. Ama benim istemem önemli değil. Hatta Erol Bulut'un da bunu denediğini görüyorum. Ön alanda baskı yapan biraz böyle daha agresif. Ama yaş ortalaması takımın 56'ya doğru gidiyor. Yani bunu 21 takımlı birlikte ne kadar yapabilirsin? Mesela bu soru işareti. Özgün bir lafı vardı. Takım bundan çok daha gençti yaş ortalaması. Şey çalıştırırken, löv çalıştırırken bir ara böyle acayip bir ritim yakalamıştık. 7-8 hafta Ersin'de hatta onu mazi programda yapmıştık. Kaç? 8 hafta mı? 9 hafta mı kazanmıştık? Üst üste tak 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 8 hafta. Evet. 8 hafta bir devre arası hazırlık maçlarında da Dortmund'a, Möller'li, Reuter'li falan Dortmund'a, Borussia'da 5 atmıştık. İkinci yarının ilk maçı yanlış hatırlamıyorsam tabii Dardanel maçı olması lazım. İlk yarı fırtına gibi estik. İkinci yarı durduk ve gol de atmadık. Kazandık. Maçtan sonra Hök şey demişti. Çok yorulduk. İkinci yarı oynayamadık artık demişti. Ya o takım bile Löw çalıştırırken ve 21 takımla oynamıyorken yorulabiliyorsa bu takım bu yaş ortalaması ile sürekli önde basamaz. Mutlaka ki bir yerde yorulur mesela. Bunları Erol Hoca da eminim düşünüyordur. Yani o yüzden şey çok önemli. Ara sıra beklemeyi bilen, ara sıra önde basıp ara sıra kontra kovalayan, skora göre taktiksel esneklik gösteren bir takım yaratması çok önemli. Ama dediğim gibi Sosa girsin, işte diğer adamlar. Mesela ben şeyi çok merak ediyorum. Valencia benim Everton'da beğendiğim bir adamdı. Sonra gerçi düşüş oldu ama nasıl olacak mesela? Nasıl oynayacak? Ne yapacak? Çok merak ediyorum. Çünkü tutturursa çok değişik bir adam Valencia. O yüzden onları bir görelim. Ondan sonra tam analiz ederiz. Ters kanatta oynarsa iki Tiam ve Valencia enteresan olabilir. Evet ama işte o, benim anladığım kadarıyla yani mutlaka ki sonuçta esneklik de gösterse her hocanın olması gerektiği gibi her teknik adamın Erol Hoca'nın bir A planı olacak yani. Bizim kaç yıldır çektiğimiz A, B, B, C planları olmama yoksunluğunu bize yaşatmayacağını umut ediyorum. Ama benim gördüğüm, benim izlenimim A planı 4-3-3. Ve Kite, Debo, neydi bizim? Sow tarzı bir üçlü, ön üçlü. Yani daha gezen, daha kendi aralarında pozisyon değiştiren. Anlatabiliyor muyum? Bir de Emenike lazım oraya. Evet. Ara sıra bir kumara gidecek dayım öldü deyip falan böyle. Ondan sonra...
çizgiye basan değil, daha sıkışık oynayan, daha merkez forvet özelliği taşıyan adamlarla üçlüyü kurmak istiyor. Yani şeylerin tamam. anlayacağı gibi söyleyeyim. Ben çok anlamam o işten de. Bu ne manager oynuyorsunuz ya abi. Yani adam şey istemiyor yani. LV ve RV istemiyor. Anlatabiliyor muyum? Bir tane striker istiyor. Yanında iki tane CF istiyor adam. Ya sağına soluna. Bana öyle geliyor. Benim edindiğim terim o. Direkt böyle çok açılmış kenarlarda adam istemiyor. Çünkü şeye güveniyor benim anladığım kadarıyla. Benim bu sene beklerim gelebilir. Sağ kanatta biraz hala sıkıntı var belki ama kanatları yani takıma genişlik kazandırma kısmını beklerle halledebilirim. Veya işte Novak Caner önlü arkalı oynar. Oradan gelirim diyor. Benim öndeki üçlüyü biraz daha yakın kullanmak istediğini düşünüyorum. Moderatör abi. Bundan sonra yolumuzu böyle bulalım. Öyle bedava soru yok abi. 5 lira abi. Ve yani okunması şartını... Bir de istiyorsan banka numarası da bildim burada. Tabii abi yani. Ne olacak? Nereye herkes İbanyo oluyor. Sen şey, de yani şu bir şey diyecektim neyse. Tehlikeli sola girmeyelim. Yani soru göndermek 5 lira. Soru okulursa 5 lira daha. Yani Sezon bak 2 yıldır yapıyoruz değil mi programı? Pardon. 2 yıl olmadı. 2 yıl yaklaştık ama. 16-15 ay neyse. Her gelen sorudan 5 lira alsaydı şimdi bebekte villan vardı. Çok iddialı bir kadro var. Şampiyon olursak bir sene daha yaşlanacak bu kadro. Bizi Avrupa'ya taşıyabilir mi? Neler düşünüyorsunuz? Teşekkürler. Evet. Gerçi buna sen kısmi cevap verdin. Ben kendi yorumumu söyleyeyim bununla ilgili. Kesinlikle bu sezon yapılan tüm transferler tamamen şampiyonluğa yönelik. Uzun vadeli falan değil. Onu geç bakmadan direkt alternatif başka bir hedef olmamalı zaten. Seneye artık şampiyon olursak ondan sonra bakacağız bu yaş ortalaması düzeltmeye. Ama şu anda birinci öncelik ileri yatırım falan değil. Bu sene şampiyon olmak. Bilmiyorum aynı düşünce demişsiniz benimle. Ben bunu söyledim abi. Bizim en son yaptığımız programda dedim. Bu kadro kullan at. Bir kerelik kadro. Şampiyon olan takımın analizini çıkardık. Başakşehir'in zaten ligin en yaşlı kadrosuydu. 29 küsur 30'lardaydı. Bizim lig için yaşlı kadronun çok büyük dezavantajı yok. Şu anda da bizim kadro 34 kişi 27 yaş ortalamasında. Ligin yine en yaşlılarından biri olmayacağız. Merak etmesinler. Bizden 4-5 tane daha yaşlı takım mutlaka olacaktır. O açıdan çok büyük dezavantajla girmiyoruz. Ama orada Bülent'in söylediği şey ilk 11 oynayanların çoğu 30'ları civarında olacak. Herhalde o yüzden söylüyor. Ama rotasyon zenginliğiyle onu çözeriz. Burada benim asıl yani merak ettiğim şey yaştan çok bu oyuncuların kaçının özellikle genç oyuncuların Fenerbahçe'ye ya da futbola kazandırılabileceği. Çünkü bak demin sağ açık sol açık sayıyordunuz. Kimse Ferdi'yi saymadı. Biz geçen sene hani Ferdi'yi koyuyorduk ilk 11'e son ben maçlarda. Ben Ferdi'yi her türlü koyuyorum. Ha. Ben de koyuyorum hala. Yani, nereye koyuyorsunuz? Hangi ben sağ koyuyorum. Sağ açık mı? Sağ ya da sol. Tamam. Şimdi bak sağ açığa Ferdi'yi koyduğunuz zaman orta sahada zaman zaman Ömer Faruk'a şans vereceğim dediğiniz zaman şeyden Rize'den geri gelen Oğuz Kağan'ın çok kalıcı olacağını düşünmüyorum. Baktım çünkü biraz rakamlarına yani bizi kaldırabilecek skor değiştirebilecek durumda değil. Bence yine kiralanır. Ama umarım yanılırım. Çok fayda olur. Ayrı konu. Beğendim. Sevdiğim bir kardeşimiz. İsmail'in bu orta saha şeyinde havuzunda yer alabileceğini hiç zannetmiyorum. Sosalar, Mert Hakanlar, Cahilsonlar, Ozanlar, Gustavo'lar varken bu havuzda yer bulabileceğini zannetmiyorum. Dolayısıyla elinizdeki kadro hakikaten hep yaşlıların üzerine gitmekse Bülent'in demin dediği gibi sıkıntı yaşarız. Ama dengeli şekilde 21 maçı rakiplere göre kadrolarla çıkabilirsek yani gençleri de içeri iyi harmanlayabilirsek elimizdeki yaş ortalaması 27 bir sıkıntı yaşamayız. Evet abi. Ben de söyleyeyim abi ters fikirde görüş yapacağım o yüzden sona bıraktım kendimi. En iyi 5 transferi saydırdın abi bana. Oldu bu sene şampiyon olduk. Seneye Şampiyonlar Ligi'ne gidiyoruz inşallah. Benim en iyi 5 transferimde Caner seneye oynar mı? Oynar. Mert Hakan oynar mı? Oynar. Novak oynar. Tiam oynar. 5'in 4'ü oynuyor. Sosa bir tık daha yaş alıyor. Yani aslında ilk 11'e koyduğun adamlar Şampiyonlar Ligi'nde de direkt yazabileceğin isimler. Şampiyon olalım önüne bakması kolay olur. Ya ben çok sıkıntı görmem şampiyonluk sonrası. Abi, tekrardan yenilenmeyi. Yemişim ki sonrasını ya. Şampiyon ol bir ya. Aynen. Aynen evet. O raddede değiliz biz. Sıradaki soru Murat Esin sormuş. Serdar Aziz'in bence underrated bir oyuncu. Lemos ve Tisserand gelse dahi Serdar'ın denge stoperi olarak onların önünde olduğunu düşünüyorum. Erol abi ve Ersin'in ne düşündüğünü merak ediyorum. Bu soru size. Erol ve Ersin. Benim merak ettiğim için söylemiyorum. Senin sana sormamışlar. Sana başka abi. Sorular var. Sana Frey ile ilgili soru var. Özel uzmanlık alanı olduğu için. Bana kurşunlar gene. Ha.
Ersin sen maçta. Benim başlayayım çok kısa cevabım var. Şöyle Serdar Aziz'e tüm sezon için bir plan yapamam ben kafamda. İyi stoper bence Süper Lig seviyesinin üstünde stoper kabul ederim. Ama mesela Serdar Aziz'in sakatlandığı veya olmadığı maçlarda Fenerbahçe hep sorun yaşadı. Yani Serdar Aziz ve iyi bir savunmacı olarak bakamazsınız Serdar Aziz kadrodayken. Serdar Aziz ve iki iyi savunmacı olarak bakarsınız, üçü oynar her zaman. Ya benim şampiyon takım hedefiyle yola çıkılıyorsa böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Underrated olduğu doğru. Geçen sene ligin en değerli oyuncusu CS performans analize baktığınız zaman dünyada da ilk 30 stoper içinde. Gerçekten underrated bir oyuncu. Yani stoper şeyleri, verileri çok iyi oyuncunun. Ama Ersin'e katılıyorum. Ciddi bir sakatlık problemi var. Ciddi bir konsantrasyon problemi var. Çok kart görüyor. O yüzden %100 ona güvenemezsiniz. 3 kişi alırsınız. Bir tanesi o olur. Güney sormuş. Deniz'i ortada kullanmak iyi sonuç verdi bence. Kenarda beğenmiyorum. Sizce Ferdi de bu pozisyonda kullanılabilir mi? 3 tarafına top dağıtabilir. Tiam gibi koşu yapanları topla buluşturabilir. Bilek hareketleriyle faul alıp tehlikeli yerden frikik kazandırabilir. Ne dersiniz? Ben maçın başında Deniz çok iyiydi ilk 15 dakika sonra düştü. Bütün maç çok iyi oynadığını düşünmüyorum. Maçın başında iyi başladı ama gerisinde çok da iyi devam ettiğini hemfikir değilim. Evet Ersin. Bence Deniz ortada dün kötüydü. Ferdi ortada oynayabilir ama şu an Erol Hoca'nın sisteminde 10 numara bir sistem var mı? Hani 4-3-3 oynarsa Ferdi'ye göbekte yer yok. Ama 10 numaralı bir sistemde Ferdi 10 numarayı bence rahatlıkla oynar. Kaldırır orayı. O tekniğe de sahip. O uzaktan şutlara, o araya salmalara da sahip. O konuda haklı. Ama Deniz Türüç Fenerbahçe ilk 11'inde yer almayacaktır. İşte sol açık alternatifi, 10 numara alternatifi olarak kadroda yer alabilecek. Yani 18'in içinde yer alabilecek bir oyuncudur ama ilk 11'in oyuncusu değildir. Onu da geçen sene gördüğümüzü düşünüyorum. Ama Alper Potuk da değildir yani. Tamamen biz o bonservisini eline verelim, Galatasaray'a gönderelim. O hatayı yapılacak bir hata değilim. Mem Hocam sormuş. Defansın kaleyle birlikte hala sağlama alındığını düşünmüyorum. Siz ne dersiniz? Defans öyle. Bir tane lider stoper gelmesi gerekiyor. Ama ben son bıraktığım hali itibariyle Serdar'ın Lemos'u kesebileceğini düşünüyorum. Abi kale çok sıkı. Yani şey diyemiyorum, bak onu söyleyeyim. Cart diye Altay diyemiyorum yani. En azından öyle söyleyeyim. Ben Harun'u bazı önemli zaaflarına rağmen potansiyelli bir kaleci olduğunu düşünüyorum. Yetenekli bir kaleci olduğunu düşünüyorum. Ama ikisi de tabii ki çok üst düzey kaleci geleneği olan Fenerbahçe'nin çok uzun yıllardır kalesindeki en düşük profili kaleciler. Kabul ediyorum. Ama ben Harun'un Altay arasında dağlar kadar fark olduğunu düşünmüyorum. Evet. Bazı konularda Harun da daha önde hatta. Abi 3 tane kaleci sayacağım size. Üçü de Güney Amerikalı. Bir tanesi Taffarel, bir tanesi Mondragon, bir tanesi Mustera. Rakibin 20 seneyi bu üç kaleciyle geçirmiş. Harun ya da Altay'dan herhangi birisinin bu üçünden birinin potansiyeline ulaşma ihtimali var mı? Bence yok. Yoksa devam abi. Bak 20 senede bu 3 tane kaleci getirmiş. Senden 2 katın şampiyonluğu var adamların. Erol Hoca açıkladı. Kaleci arayışında değiliz. Elimizdeki kalecileri geliştireceğiz dedi. Yani bu sene kaleci alınmayacak. Yani orası kesin. Biz ne cevap verirsek verelim burada. Kaleci alınmayacak. Benim sorum o yüzden şu. Bu birincisi doğru karar mı? İkincisi madem alınmayacak sizin tercihiniz hangisi olurdu? Çok iyi bir stoper gelmeyecekse çok tecrübeli orayı derleyip toplayacak. Ben lige Harun'la başlarım. Harun bir nebze daha tecrübeli ve garanticidir. Altay biraz risk olur. Tam oturmazsa defans. Abi ben Altay geçen sene çok farklı defanslarla ideal ikiliyi bulmaya çalışırken çok farklı ikililerle oynadı. Maç da kurtardı. Ben Altay'a bu sene bir şansı hak ettiğini net düşünüyorum. Altay ön cepheden çok iyi bir kaleci. Yan toplarda kötü bir kaleci de olsa Harun'dan da iyi bir kaleci olduğunu düşünüyorum. Bence olası bir ideal stoper ikilisiyle verimi de artacaktır. Ben Altay'ı net koyarım kaleye. Ama keşke önünde mesela Godin gibi bir adamla görebilseydik Altay'ı. Orayı derleyip toplayacak bir stoperle görebilseydik. Yanındaki hangi stoper ikilisi olacak bilmiyorum ama ben Erol Hoca'nın da özellikle aldığı her takımı defansif anlamda bir iki gömlek üste taşıması sebebiyle Altay'ın performansını da etkileyeceğini düşünüyorum. Bence Altay'ın yediği gol sayısı azalacaktır. Mesela hocanın bir Harun'u bir Altay'ı denemesi çok güzel bir şey. Yani mesela Altay kale senin deyip ona o rahatlığı vermiyor. Ben bunu da beğendim. Bazen Harun'u koyuyor, bazen Altay'ı koyuyor. İkisine de eşit şans verdi bugüne kadar. Bence Altay alacak kaleyi. Cüryan için görüşlerinizi çok merak ediyorum abi demiş. Böyle bir transfer olsa ister misiniz? Yoksa gereksiz midir size göre?
Bedava gelecek Julian'ı okeyim ben. Ben üzerine para verirse okeyim. Ben hiçbir zaman beğenmediğim bir adam olduğu için. Peki. Yani gelirken çok mutluydum. Bak gelirken umutluydum. Geldiğine sevinmiştim. O zaman program etmiyorduk da böyle bir kayıtlar yok ama. Böyle şeye benziyordu adam. Brezilyalı olmakla beraber 94 mesela Dünya Kupası'nda yarı final oynayan Bulgaristan'ın 10 numarası gibi bir adamdı. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Tam o tip bir oyuncuydu yani. Ve oyun tarzı da oydu. Oyun kimliği de oydu. Ama yani ben buradaki Giuliano'nun üzerine bir de zaman geçti. Daha da yaşlandı falan. Aman abi gerek yok. Abi hoca Bakasetas gibi bir oyuncu istediği için hala Bakasetas tarzı bir oyuncu istediği için Giuliano Bakasetas'tan daha iyi topçu o bölgede. Eğer 10 numara vari forvetin arkasından da gol atacak, oraları karıştıracak bir adam istiyorsa bedava geliyorsa okuyayım ben Giuliano'ya. Yeni nesil böyle abi. Transfer aç bu nesil. Siz bilmiyorsunuz. İsteriz biz. Olası bir Eren Zahavi transferi sonrasında forvet transferi kapanacak gibi görünüyor. Süper Lig'de pivot transfer olmadan başarı yakalamak mümkün mü? Bülent bu konuda cevabını verdi. Hayır dedi. İstemiyorum dedi. Erol ve Ersin sizin bu konuda görüşeniz nedir? Ya Tiam'ı kaydırırsın. Çift forvet de yaparsın. O sıkıntı değil. Tiam da sana o işi görür ya. Aynen Ersin'in dediği gibi. Zahavi, Valencia, Tiam üçlüsü yeter. Repertuar olarak yeter. Tiam indirir kafayla. Ferdi direkt ilk 11'e yazabilir misiniz? Ben yazarım. Oynamasını da çok istiyorum. Ama şampiyonluk için yeterli olacak mı? Şüphelerim var. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Seviliyorsunuz demiş. Ersin de bu konuda cevabını verdi. Direkt yazarım demişti. Olabilir. Yani yazarım ama onun da bizi pişman etmemesi lazım yazdığımızı. Ya abi bu, o kadroda şansı vereceğiz. Artık ona bağlı. Çünkü kadro Bülent, rotasyonu geçen sene gibi değil. Değişmesi gerektiren bir şey olmadı ki. Ben Caner'e kötü futbolcu demedim ki. Kötü yani transfer demedim. Hatta Erol'dan farklı olarak Ali Yıldırım'a küfretmesine rağmen Inter'den dönerken affedip kadroya geri alırdım dedim. Sonrasında yaptıklarını ben affetmiyorum dedim. Beşiktaş'ta oynarken Fenerbahçe'li oyunculara saldırmasını, etmesini kabul etmiyorum, kabullenemiyorum dedim. Sindiremiyorum dedim. Ben yapmazdım dedim ama Caner'in bize yararlı olmayacağını, ben Caner'i futbolcu olarak ne kadar beğendiğimi şöyle anlatayım. Oğlum için düşündüğüm üç isimden biri Caner Erkin, Caner'di. Umarım açıklayıcı olmuştur. Serdar Kalsın sormuş. Oğuz Kağan'a Arsenal City vermedim diyen Aziz Yıldırım vardı. Durum ortada. Neden uzatsın? Neden uzatsın Ersin? Neden uzatsın? Abi çok Ersin basit yani. Oğuz Kağan'ı Arsenal'ı istedi vermedim diyen Aziz Yıldırım yok çünkü şu an. Güzel. Bu arada Serdar Kalsın demeyeyim. Bu adam benim 1982'den beri arkadaşım. Burhan bu adamın adı. Niye Serdar Kalsın diye şey koymuş bilmiyorum. Bu adam Burhan. Burhan abi selamlar. Onur Tınmaz sormuş. Emre Belezoğlu'nun hala açıklanmaması sizce ne anlam ifade ediyor? Bence de tüm transferler bitince son transfer videoyla Emre Belezoğlu olarak açıklanacak. Programı kapatmadan önce bu akşam sizinle paylaşmanız gereken bir haber de var. Ersin kardeşimiz bundan böyle çubuklu analizle devam edemeyecek. Kendisi gelecek sezon Türkiye'nin iki tane önemli dijital platformunda program yapacak. Bunun dışında kendi kanalına daha fazla zaman ayırmayı planlıyor. Biz de kendisinin bu kararını saygıyla karşılıyoruz. Ve aramızda ayrılmasına üzülsek de ileriye doğru attığı bu adımlardan mutluluk duyuyoruz. Umuyoruz ve inanıyoruz ki Ersin 5-10 sene içinde spor medyasında çok farklı bir yerde olacaktır. Yalnız ileride geleceği iyi yer neresi olursa olsun bu Ersin'in kendi kanalından bile önce ilk yayın yaptığı dijital medya platformunun çubuklu analiz olduğu gerçeğini değiştirmeyecektir. Bu karara rağmen Ersin'den 1-2 ayda bir programa konuk olarak da olsa katılma sözünü aldık. Huzurunuzda bunu tekrar ediyorum. Sevgili kardeşim yolun açık olsun. Umarım hak ettiğin yerlere bir an önce gelirsin. Veda mesajını alalım. Abi, Ersin benim kardeşim zaten. Onu ben ona vaktiyle söylemiştim. Benim hayatımda yolu, benle yolu kesişen, bir şekilde benim hayatıma dokunan herkesin yolu açılır yürür. O da işte bunun bir son örneği olarak devam edecek kariyerine. İnşallah en güzel yerlere gelir. Layık olduğu şekilde yaşar, layık olduğu başarıları yakalar. Biz kendisi zaten hani özelde, tüzelde, genelde her yerde görüşeceğimiz için bir sıkıntı yok. Sadece çubuk analiz çok önemli bir şeyini kaybetti. Ama ben zaten yayında kendisine gıcık oluyordum. Çok şey biliyordu falan. Bazen akıl oluyordum. Bir yandan da iyi oldu yani o yüzden. Çok ön plana çıkıyordu değil mi abi? Hakan bile kutlar gibiydi. Ben onu yedim. İyi oldu yani. Kendini oynuyordu. O yüzden yolladık. Ben şunu söyleyeceğim. Ersin medyada çok iyi yerlere geleceğine inandım bir insan. Profesyonel olarak da ama asıl Fenerbahçe'de çok iyi yerlere gelmesine inandığım insan.
Umarım medyadan sonra Ersin'i Fenerbahçe Spor Kulübü de futbol aklının bir parçası olarak değerlendirir. Ersin, her şey için teşekkür ediyoruz kardeşim. Abi evet, teşekkür Ersin. Tarafı benden. Ya, yetiştirme bedeli David abinin dediği gibi sizin programda. Evet, o yüzden yeri ayrı. Ya ben çok duygusal konuşacaktım. Şimdi 30 kere böldük burayı. Siz izleyiciler muhtemelen görmeyecek oraları ama. Evet, gülmekten... oraları ama. Evet. Gülmekten gözlerimizin altının şiştiği bir geçmişi var bu videonun. Yani çok şükür şu sözlerle veda cümlem olsun. Çubuklu Analiz bir yorumcu kaybetti ama bir izleyici kazandı. Krala da kaptana da selam olsun. Zaten konuk olacağım. Benim için veda değil bu. Yani biraz da ben eleştireceğim. Biraz da ben soru yollayacağım. Bakalım nasıl oluyormuş. Öteki taraf daha tatlı. Gerçekten artık o sulardayım. Şimdi siz düşünün abi. Yolun açık olsun Ersin'cim. Bugüne kadar verdiğim bütün katkılar için çok teşekkür ederiz. Yani şunu da itiraf edeyim. Eğer sen olmasaydın bu kanalda başta bizim bu kadar abonemiz, bizi bu kadar tanıyan insan da olmazdı. Senin bu konuda bize katkın çok fazla. Onun için ayrıca teşekkür ediyorum. Yolun açık olsun diyorum. Açık olsun abi. Artarak devam etsin. Evet, en yakın sürede tekrar görüşmek üzere. Fazla arayı açmayalım. Sevgili Çubuklu Analiz izleyicileri, haftaya maç sonrası programda görüşmek üzere. Herkese iyi günler.